Selamlar. Bugün size Valorant'ta aim lab olmadan aim'i nasıl kasabilirsiniz onu göstereceğim. Bana çok fazla yorum geliyor. Ben yazdıklarınızın hepsini okuyorum. Nasıl aim kasabileceğinizi soruyorsunuz. Nasıl rank atlayabileceğinizi soruyorsunuz. Örnek veriyorum, bronzum çıkamıyorum diyen oluyor ya da aim'imi geliştirmem lazım diyen oluyor. Ben de bunun hakkında bir video yapmak istedim. Bu arada rank atlamak için gerekli olan şey aim'dir. Aim'iniz eğer iyiyse, takım kötü olsa bile fazla insan vurduğunuzda sizi rank düşürmez. Yani çok bir düşüş sağlamaz oyun kaybettiğinizde. O yüzden eğer aim'iniz iyi olursa rank düşmeden kolayca ilerleyebilirsiniz. Siz de aim'inizi geliştirmek istiyorsanız, bunun için ekstra program da kullanmak istemiyorsanız, bu videodaki taktikleri uygulayabilirsiniz. Hadi gelin hep birlikte başlayalım. Öncelikle şunu yapabilirsiniz. Ascent'in A haritasına gidebilirsiniz ya da herhangi bir sayda gidebilirsiniz. Yanınızda bir arkadaşınız olması gerekiyor ve onun da Rain alması gerekiyor. Onun attığı Rain'e gözleriniz sanki aim lab'deki balonlarmış gibi kırabilirsiniz. Örnek olarak bir tane atar mısın? Örnek olarak attıkça şu şekilde devam ederdi. Zamanla bunu hızlandırabilirsiniz. Bu şekilde aim lab'deki gibi farklı yerlerde çıkan balonları, yani buradaki balon değil tabii ki ama kırmış olursunuz ve bu şekilde aim'iniz her türlü kaydırmaya açılmış olur. Hadi size birkaç örnek gösterelim. Av başladı. İkinci olarak oyunun zaten alıştırma kısmı var. Buraya alıştırma diyorsunuz. Atış testine gidiyorsunuz. Poligona gir dediniz. Öncelikle bir aim'inizi ısındırmak için buradaki atış testine bir girmenizi ben öneriyorum. Poligonda bu arada her türlü karakteri seçebiliyorsunuz. Örnek veriyorum, sizin main karakteriniz Rey ise bu şekilde silahınızı aldıktan sonra önce bir alıştırma yapabilirsiniz. Örnek Eğlenmeye veriyorum. hazır mıyız? Ultinizde karşı için ölebileceğini hesaplayabilirsiniz bu şekilde ya da bu şekilde becerilerinizi de kendiniz kontrol edebilirsiniz. Onun dışında bu şekilde aim'inizi kontrol edebileceğiniz bir alan. Bunu alıştırma dediğinizde çıkar diyor. Bu şekilde karşınıza çıkartıyor. Bu şekilde elinizi ısındırdıktan sonra başla diyorsunuz. Veriyorum. Şurada bir boss çıkıyor. Ya da şöyle zorluğunu kenardan ayarlayabiliyorsunuz. Sınırsız cephane olayını, onun dışında botların zırhı olsun mu olmasın mı, onları siz ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde çıkan botları nerede çıkıyorsa refleks olarak vurmanızı istiyor. Bunu tabii ki daha zor şekillerde de yapabilirsiniz. Burada sadece vuruyorsunuz. Onun dışında bir şeyin hasarını kontrol edeceksiniz. Örnek veriyorum, Vandal'la Phantom'u karşılaştıracaksınız. Burada Vandal'ın ne kadar kafaya vurduğunu ya da şöyle Phantom alıp Phantom'un kafaya ne kadar vurduğunu hesaplayabilirsiniz. Onun dışında bunu uzak mesafeye alabilirsiniz. Mesela 20 metreye, 30 metreye, 50 metreye alabilirsiniz. Örnek veriyorum, 50 metreden operatör deneyebilirsiniz. Bu şekilde aim deneyebilirsiniz. Onun dışında yine buralarda aim deneyebileceğiniz şekilde şeyler var. Onları da kırarak devam edebilirsiniz.
Şunu da söylemeliyim ki eğim kasmanın bir yolu da ölüm kalım savaşları, deathmatch dediğimiz olay. Deathmatch'te karşınıza her alandan birileri çıkıyor ve onları sıkarken kendi eğiminizi de geliştiriyorsunuz. Burada ses kasmanıza ya da pusmanıza gerek yok. Buranın zaten olayı gidip koşup adam vurmak. Yani burada shift'e basayım, aman pusayım, adam vurayım diye bir şey yapmayın. Buranın zaten amacı koşa koşa insan vurmak. Ses kasmaya gerek yok. Direkt gidip adamları tek tek vurabilirsiniz. Evet, siz de aim için bunları kullanabilirsiniz. Ve sürekli alıştırma yaparak kendi aim'inizi geliştirebilirsiniz. Oyuna girmeden önce mutlaka alıştırma ya da ölüm maçı atın derim. Siz de bu şekilde kendi aim'inizi geliştirebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen.